Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri böyle değişik bir şeyle karşılıyorum. Bugün sizlere ördüğüm paspası göstereceğim. Malum hepimiz evdeyiz, karantina günleri, Ramazan. Evden dışarı çıkamadığımız için, mutfaktan da çıkamadığım için dedim ki ne yapabilirim. Eski penyeleri, kullanmadığımız eski penyeleri böyle değerlendiriyoruz, atmıyoruz, güzelce kesiyoruz, böyle güzel bir banyo paspası örüyoruz. Bu sadeydi, ben tabii sadeliği sevmediğim için böyle ortasına bir gül yaptım. Şimdi kenarlarına kirpiklerini yapıyorum. Kirpiklerini de sizinle birlikte yapacağım inşallah. Evdeki penyelerimizi atmıyoruz, böyle değerlendiriyoruz. Burada da yeni bir penye buldum, bunları keseceğim. Makasım, her şeyim hazır kesmek için. Hem de çok iyi bir terapi. İnsana çok iyi geliyor. Yani tavsiye ederim. Paspasımızın ön yüzü çok güzel. Arka yüzü böyle bolca düğümlerle dolu. Tabii bunları ben güzelce yok edeceğim, arkalarından imha edeceğim. Evde kullanmadığım eski penyelerimi kestim. Güzelce ördüm. Böyle güzel, şahane, şık bir paspas. İstediğiniz yere kullanabilirsiniz. İster mutfağa serin, ister odanıza serin, ister çocuk odasına, isterseniz banyoya. Ben bunu tabii ki banyoya sereceğim. Kuruması da kolay. Hemen ıslandı mı atın peteklerin üstüne veya cama, hemen kurusun. Hemen o zaman ne yapalım? Paspasımızın kirpiklerini yapmaya geçelim. Paspasımızı ilk videomda anlatmıştım. Sihirli halkayla başlamıştım. 6 tane sık iğne batıp 2. sıraya çift batarak 12, 3. sıraya 2 tek 1 çift, 3. sıraya 3 tek 1 çift, 4 tek 1 çift, böyle 1, 2, 3, 4 beşgen bir paspas elde ettim. Örmesi çok zevkli. Muhakkak yapın derim. Benim kanalım evet yemek kanalı değil. Yani mutfak, evet mutfak, ama mutfakta sadece yemek olmuyor. Özellikle biz kadınlar varsak mutfakta her şey olabilir. Diyet olabilir, kahve olabilir, yemek olabilir, sunum olabilir, vlog olabilir, temizlik olabilir diyorum. Bu erişim sizi şaşırtmasın. Çünkü ben kraliçeyim. Kraliçe ne yaparsa aşk ile yapar diyorum. Şaşırmayın. Benle kalın, mutlu kalın diyorum. Tabii kitap okumayı da unutmayın. Bu arada da şunu da söyleyeyim. YouTube'dan kazancımla kendimi ödüllendirdim. Kitaplar aldım. Hemen kitaplarımı da şöyle göstereyim sizlere. Bir gün bu kitaplarımı da okuyacağım sizlere. Hiçlikten Gelen Güç. Unutma, kaybedecek hiçbir şeyin kalmadığı gün içindeki gerçek güç açığa çıkar. Gerçek güç hiçlikten gelir. Sana bu kitapta öyle şeyler anlattım ki artık asla eskisi gibi olamazsın demiş. Ve Hakan Mengüç, kalbin temizse hikayen mutlu biter. Evet, bunlar kitaplarım. Kitabımı gördüğünüz gibi yarıya geçtim. Kitap okumayı seviyorum. Sahura kadar da oturduğumuz için bol bol el işi, kitap. Bu arada paspasımı bitirdikten sonra size bir de sürprizim olacak. Onları da şöyle göstereyim hemen. Anne kız hırka takımı yapıyorum. Önce kızımınkini başladım. Kızımınki bitince kendiminkine geçeceğim. Anneler böyle işte, önce kızlardan başlıyor. Hemen şöyle salaş bir hırka olacak. Güzel bir hırka. Güzel bir tatlı mor mu desem, lila mı desem. Böyle. Bunun da size yapımını göstereceğim. Çok konuştum. Hemen yapımına geçiyorum. Evet, paspasımızın kirpiklerini yaptım. Son tane kirpiğim kaldı. Onu da söylemek istedim. Hemen böyle iki zincir çekiyorum. Şuradan 1, 2, üçüncüye batıyorum. İpim kalın olsun diye 2 kat yaptım. Pen iplikleri kullandım yine. Evet, böyle uzun bir zincir çektim. 3 kere de çıktım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Böyle güzel bir çiçek oluyor. İkinciyi de aynı şekil yine 5 zincir çekiyorum. Bu şekilde yaptım kirpiklerimi. 5'er zincir çekerek 5 kere doldum. Böyle tamamladım. Acemiliğimi mazur görün. Paspas 2 saatte bitti. Kirpikler 1 saat sürdü. Tabii paspas ağır olduğu için sırt ağrıyor. Hemen şöyle içine batıyorum. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar, paspasım bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Aralarına 2'şer zincir çektim. Birer tane atladım ve böyle 5'er kirpik yaptım. 3 kere de çıkıp üzerine 5 zincir çekip dibine battım. Çok güzel oldu. Sizler de yapabilirsiniz. Evdeki eski penyelerinizi değerlendirin. Kesinlikle atmayın. Böyle benim gibi değerlendirin. Tığ olarak 5 numara tığ kullandım. Böyle. Bugünlük benden bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız.